Nehirsiz yapıyor ama Karadeniz pidesinin çok özelliği vardır. İyi pide doğal ve insanı yormayan pidedir. Vallahi 52 yıldır hiç sıkılmadım. Mesleğimi seviyorum. Hala yapmaya devam ediyorum. 63 yaşındayım. Sabah 5'te kalkar gelirim ben. 5'ten işte gücüm ne kadar yetiyorsa o kadar durur giderim. Haydi inşallah. Evet ustacığım, üç karışık. 5'te kalkmak bazılarına zor gelir ama bizim alışkanlık olarak beni 5'ten sonra zaten yatırmaz. Hatta ben 5 diyorum ama ben 3 dakika bir çay demlerim, birkaç tane çay içerim. Bu fırıncılıktan gelen bir alışkanlık. Ondan sonra işe giderim. Şimdi Eyüp'ten Karadeniz pidecisine geçiyorum. Şimdi bir yuvarlak peynirler. Yuvarlak peynirli. O olmazsa olmaz zaten değil mi? Yağ bol olsun, laz yiyeceğim. Yağ bol olsun. Tamam. Yuvarlak peynirli. Bak ne güzel açıyor. Ondan sonra peynirler evet. Özel sizin değil mi? Bunlar bu. Özel Trabzon'dan geliyor peynirler. Trabzon'dan geliyor. 6 çeşit zaten, peynir kullanıyoruz. Zaten Karadeniz pidecisinde böyle bir şey var. Aynı ürünleri burada bulsam bile kesinlikle kabul etmez. İlla memleketten geç. Buradan gelir. İlla oradan geç. Ya yani burada de, aynısını bulsan da olmaz. Bizim de sadece buraya yumurta geliyor dışarıdan. Ada pazarından oldu. O bilirin hepsi oradan mı geliyor? Oradan geliyor. Un? Un değişik. Konya'dan gelen var, Trabzon'dan Konya'nın gelen var. Konya'nın da güzel ürünü. Bu peynir mi? Bu karışık peynir galiba. Kaç tane? Onda kelli var, kolot var. Çok hafif yağlı bir peynir var. Tamam. Kaç tane peynir var burada? Kola peynir var. 6 çeşit peynir var. 6 çeşit peynir var. Evet. Tereyağı da attı. Trabzon'dan geliyor, evet. Sen bize memleket usulü yap. Orada nasılsa öyle. Kaç yıldır? 52 yıl. 52. 11 yaşında başladık. Kendi işlerimizi zaten. Burada mı, Trabzon'da mı? Trabzon'da. Trabzon'da. Burada 85. Hadi bakalım, sunmaktan olmuyor. Beraber yapalım. Beni sokacağım. Evet. Olmazsa hamurlar olmasın. Olmasa hamurumuz var. Bir tane daha yaparız. Bir tane daha mı? Yok, yeriz, yaparız ya. Tamam. Şimdi parmakları biriktiririz. Dur. Kenarlardan tamam. Yavaş yavaş tamam, onu yaparız. Tamam. Çeviriyoruz. Dur. Biraz daha düz. Düz, ha, düz vuruyoruz. Düz, tamam, düz tamam. Düz vurduk. İyice ince çeviriyoruz. Daha iyi bilsin. Yoksa daha da mı açıyoruz, büyütüyoruz mu bunu? Ha, sen büyüt desene bunu ya. Ben de öyle numaradan vurduruyorsun beni zannediyorum. Şimdi ne yapacağız buna şimdi? Ne yapacağız? Bu ne? Kıyma koy. Kıymalı. Kıyma koy. Kapalı kıymalı mı, açık kapalı kıymalı? Kapalı kıymalı. Ha, kapalı kıymalı yapacağız. Ha. İyi mi böyle? Bunu yeter şu yeter anda. Yeter mi bu? 2,5 uç kaşık arası sizin istediğine göre kıyma koyabilirsiniz. Bu tarafa mı? Ne tarafa, ortaya mı? Şurada. Ha, oraya koyacağız. İlk önce koyalım, sonra yayalım. Evet, elinde. Biz de küçükken, o zaman annem kavururdu. Bu küçükken yaptığın kıymalıya benzemiyor. Bak ama annem kavururdu bunları soğanla. Evet. Yetti herhalde, çok da koymuyor. Biz fırına götürürdük. Evet. Orada yaparlardı. Eskiden öyleydi. Şimdi siz orada öyle miydi? Sabah 5'te biz Trabzon'da fırını açardık. Böyle bir kuyruk olurdu. Elinde adam peynir, tereyağı. Şimdi şuradan kapatabilirsiniz. Kıyma kavururdu. Evet. Şeyleri, ucuları birbirine getirelim. Dur işte, güzel oldu. Sen bahane arıyorsun beğenmemek evet. için. Yok, benim beğenmemem normal. kuyruk olurdu. Elinin tabağı. He, kuyruk olurdu. Adam sabah kahvaltısını pideyle yapar. Ama ben de çok severim sabah kahvaltısını. Evet. Şimdi bunu böyle yapsak daha iyiydi. Ha. Altı açık kaldı. Şimdi o patlar. Şimdi bir bak, burası açık kaldı. Patlar tamam, ben onu hallederim açarken. Tamam. Mayalı hamurumuz var. Doğru mu? Hamurumuz zaten bizim mayalı. Mayasız hamurdan bizim pide olmaz. Olmaz. Şimdi bu ne odunu var burada? Meşe mi yapıyorsun? Burada palamut var, meşe var. Meşe var. Sizin o Gürcistan, orada da hamur işleri güzeldir. Evet. Haçapuri vardır, çok güzel, çok güzeldir. Haçapuri yani belli değil mi bu? Belli var. Bir de yedim. Elleri maharetli, onu mu söylüyorsun? Yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey.